gösteren ve Mehmet Aktan tarafından kurulan Aktanlar Tekstil firmasını ziyaret ediyoruz. Firma ortağı Ahmet Aktan'ı tanıyor ve Gangs markasını konuşarak başlıyoruz röportajımıza. Ahmet Aktan, ben 32 yaşındayım. Evli 3 çocuk babasıyım. 20 yıla aşkındır tekstil piyasası içerisindeyim. Yaşım genç olmasına olabilir bazıları nasıl oluyor diye. Yani evet. 10 yaşımızdan beri bu piyasanın içerisindeyiz. Bu işleri de yapıyoruz. Aslen Diyarbakırlıyım. 20 yıla yakındır da buradayız, İstanbul'dayız. Şimdi bizim dediğim gibi biz buraya ilk geldiğimizde ilk önce baskı empirme üzerinde zaten biz bu piyasada bulunduk. Dediğim gibi kardeşler ve baba olarak biz bu işleri zaten beraber yapıyoruz, beraber de yürütüyoruz. Biz hep müşteri bekliyorduk. Yani müşteri gelecek de biz mal yapacağız, ondan sonra döndüreceğiz diye. Sonra baktık ki olmuyor, biz müşteriye gitmeye başladık, biz müşteri edinmeye başladık. Müşteri edinmeye başlayınca müşteri portföyü genişledi. Tabii ki piyasadaki biraz gözümüzde iyi olunca müşteri bizi tercih etmeye başladı. Empirme'de yani yaklaşık 20 yılın üzerinde biz bu sektörün içerisindeyiz ve bu piyasanın içerisindeyiz. Biz Empirme sektöründe bunu genişlettikten sonra, aile de genişledikten sonra biz bunu hani tekstili biraz daha açmaya veya işte diyelim ki iş yerlerimi biraz daha açmaya ve biraz daha ilerlemeye doğru üstüne basa basa gelmeye başladık. Son 4 yıldır yani 4 yıla yakındır mağaza işine girdik. Mağaza sektöründen sonra imalat işine girdik. İmalattan sonra atölye keza aynı şekilde ütü paket işine girdik. Ürünlerimiz genelde dokuma ve penye üzerinde oluyor. Üst grup yani sivit, sweatshirt, eşofman gibi, işte şort gibi. Bunlar üzerinde keza bu sene biz monta da aynı şekilde girdik. Bugün mağazada yaklaşık 100-120 ülkeye ihracat zaten yapıyoruz. Satışımız var. Direkt ihracat yaptığımızda Fransa'da imalat yapıyoruz. İmalatımızı iki mağaza yapıyoruz. Artı Türkiye'deki iki firmaya yapıyoruz. İmalat şeklinde. Baskıda da keza aynı şekilde fason dışarı yaptırıyoruz. Atölyede keza aynı şekilde yani yetebildiğimiz kadar %80'ini ve %70'ini kendi kapasitemizi kendimize yapıyoruz. Bunun dışında biz piyasaya fason olarak zaten yapıyoruz. Yani 20 yıldır da zaten fason olarak işletiyoruz biz bunu. Şimdi ütü paket ve atölyede direkt bize çalışıyor. Biz keza aynı şekilde dışarıya da yani atölyede 6-7 tane atölyeye de zaten mal veriyoruz. Tabii sadece kendi atölyemiz buna yetmiyor. Ama empirme olarak, empirmede zaten %80 kendimize yapıyoruz. Geriye kalan %20'sini ve %30'unu biz dışarıya fason yapıyoruz. İmalat kısmında da, imalatta Türkiye'de iki firmaya mal yapıyoruz. İki mağazamıza, kendi mağazamıza mal yapıyoruz. Rusya'ya, Moskova'ya mal yapıyoruz direkt ihracat olarak. Artı bir de Fransa'ya %100 zaten ihracat yapıyoruz. Direkt ihracatımız var. Evet. Fransa tabii de direkt ihracat. Müsil haricinde değil. Direkt yani zaten. Gangs markasıyla kendi markamız, kendi etiketimizle Fransa'ya zaten ihracatımız da var. Şimdi biz ilk kendi kulvarımızda. Tabii kendi kulvarımızda, kendi piyasamızda biz ilk sene girdiğimizde kimse bu ismi bilmiyordu. Şimdi biz kendi çevremizle yani bunu yaymaya, bunu şey yapmaya çalıştık. Şu an piyasada, Merter piyasasında yani bu ismi herkes biliyor. Herkesi çünkü birinci mağazamız Arena'da. Yani Merter'in en iyi yerinde girişte. Yani şu an şöyle bir tabir söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nin içerisindeyiz zaten. İkinci mağazamız da zaten Carlot'ta. Böyle olduğu için de bütün piyasa bizi biliyor. Bütün piyasada ismimizi biliyor. Nelere önem veriyorsunuz? Kırmızı çizgileriniz neler desek, neler söylemek istersiniz? Şimdi zaten birinci kırmızı çizgimiz şudur, kalite. Evet. Kaliteden ödün vermiyoruz. Müşteri portföyümüzü geniş tutarak ve bütün ülkelere yaymaya çalışıyoruz. Bizim bunu ilk yapma, yani markayı öne sürmemizin en büyük sebeplerinden biri öz sermayemizle biz ayakta duran bir firmayız. Öz sermayemizle durduğumuz için de yani adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, birinci basamaktan 10. basamağa atladığın zaman belini, her yerini kırarsın. Ama birinci basamakta ikinci basamağa atlarsan ayağını burkarsın. Örnek böyle bir tabir söyleyeyim. Biz yavaş yavaş ilerlediğimiz için ve bütün gücümüzü burada kullandığımız için, öz sermayemizi de kullandığımız için
bütün piyasaya bu şekilde yayılıyoruz. Bağcılar'da üretim yapan ve Merter'de iki mağazaya sahip olan firmanın çalışmalarını ve hedeflerini Ahmet Aktan'dan öğreniyoruz. Şimdi hedefler şöyle, bir insan bir işte çok başarılıdır. Yani şöyle söyleyeyim, bir aşçı bir yemeği çok güzel yapar. Her yemeği güzel yapamaz. Evet. Şimdi tabii uzmanlık alanı farklıdır. Şimdi ben bugün üst grupta iyiyimdir. Diyelim ki tasarım konusunda, her konusunda iyiyimdir. Kendimi daha iyi bir seviyeye getirmem lazım. Anladım. Şimdi şapkaya, çoraba, ayakkabıya gireceğime veya yöneleceğime, bütün enerjimi bunlara böleceğime kendi bildiğim işte yöneltirim. Daha iyi bir seviyeye getirtirim. Çünkü burada da herkes bildiği işi yaparsa herkese de daha başarılı olur ve daha ekmek çıkar. Çorapçı gidip üst grubun işini, üst grupçu gidip kotçunun işini, kotçu gidip tişörtçünün işini yaparsa karma karışık olur. Herkes kendi bildiği işi yapması lazım ve kendi alanında genişletmesi lazım. Benim bütün çabam, şeyim, kendi